Nasıl bir strateji, strateji izleyeceğini düşünüyorsunuz? Muharrem İnce'nin çekilebilir mi? Şimdi e, bu söylediklerine, Metehan ve Özay Şendir'in söylediklerine ilave olarak önce şunu bir ekleyeyim. E, yani bu geçen Cuma günü biliyorsunuz ittifaklarla ilgili son gündü. Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak e, halinde seçimlere girecek olan partiler bildirimde bulundular. Memleket Partisi bu anlamda artık e, muhalefetle birlikte hareket etmeyecek. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde mem Memleket Partisi müstakil ayrı bir parti olarak orada oy pusulasında yer alacak. Yani işin bir yarısında bir defa iş işten geçti. Ee, bana göre toplamda da bu daha önce bu İyi Parti'nin yaşadığı krizler, 3 6 Mart'ta yaşanan krizler orada da aynı problem vardı. Çok geç kaldılar. Yani ...bu işler seçim takvimi ki öncesinde de aylarca bu eleştiriler yöneltildi. Yani aday açıklama hususunda özellikle geç kaldıkları... ...geç kalınca o biriken krizler seçim dönemine yaklaştıkça patlıyor. e Patladıkça da tabii kendi aleyhlerine bir durum söz konusu oluyor. E burada da şimdi yeni patlamaya müsait kriz alanları söz konusu. Ama Muharrem İnce bahsinde bir defa... Meclis ayağında iş işten geçti yani orada bir ittifaka dahil olması gibi bir durum söz konusu olmayacak Memleket Partisi'nin. Hmm. E zaten bu konuda Muharrem İnce'nin çok net ve karşıt görüşlerini olduğunu biliyoruz. Yani yaptığı açıklamalarda diğer o dört partiyi Saadet Gelecek Deva ve Demokrat Parti zaten çok küçümsüyor aşağılıyor. Onlarla nasıl ittifak yaparsanız diyor. E, açık it, önerisi de olmuştu bir ara. İyi Parti, CHP, memleket biz gelin üçümüz e, ittifak yapalım diye. Bu bu sözlerin ben biraz doğrusu Varifet cephesinde özellikle CHP... ...özellikle de İyi Parti içerisinde bir dalgalanma ürettiği kanaatindeyim. Bunu da söyleyeyim. Ha adam bak doğru söylüyor. Adam söylediklerinde haklı bak. Şimdiye kadar yaşadıklarımız da bize... E, bu sözlerin doğru olduğunu göstertiyor gibi bir duyguya hizmet etti bence Muharrem İnce'nin e, o sözleri. Çünkü yani bu diğer dört partiyi olduklarından fazla bir yük olarak e, kendi sırtlarında CHP ve İyi Parti. Bunu çeşitli isimlerle konuştuğumuzda bunları e, İyi Parti içinden de, Cumhuriyet Halk Partisi içinden de bunu zaman zaman dillendirdiler. Dolayısıyla bu e, sözlerinin Muharrem İnce'nin <laughs> ...CHP ve İyi Parti'de de... ...bir karşılığını olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, bu partililer adamında ...bunu söylüyorum. Şimdi bundan sonra e, evet yani... ...bir müzakereye pazarlığa açık... E, ...bu sözleri Muharrem İnce'nin... <laughs> ...yani e, adaylıktan vazgeçmeyecek... ...düne kadar... E, ...bu şekilde... E, ...vazgeçmeyecek gibi gözüküyor... ...fotoğrafını biraz... ...değiştirebilir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu... ...ciğer gidecek. Onun öncesinde bir takım müzakerelerin yürüdüğüne dair kulis bilgileri de var. İhtimal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilebilir. Yani eğer istediklerini elde ederse o görüşmeden pozitif bir sonuç çıkarsa bu ihtimal bu seçenek hala açık durumda ama parti olarak artık yani memleket partisinin ee, ...şeyden yani diğer altılı masayla birlikte hareket etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bir de şöyle bir handikap var. Şimdi zaten en zayıf karlı e, nedir muhalefetin? 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı, 7 kocalı hürmüz gibi e, sürekli zaten bir kavga eden... ...kriz içerisinde olan e, adaylık e, sürecinde bu krizlerin nasıl patladığını herkes gördü... E seçimleri kazanırlarsa bu haliyle bunlar nasıl bu ülkeyi yönetecekler duygusu, düşüncesi, soru işareti. Şimdi bir de bunların üzerine sekizincisi de Muharrem İnce olsun. Sekizinci Cumhurbaşkanı olur mu? Biraz önce Metan söyledi diğer partiler bunu nasıl karşılar e ayrı bir husus tabii. Ali Babacan'a sorulduğunda bu kazak işte tersinden bir çözülmeye başladı mı? Bunu tutamazsınız demişti. Onların burada ciddi itirazları söz konusu. Bu Mansur Yavaş'ın bir önerisi olmuştu. Ona gerçi söylemişti. Ali Babacan onu işte biz ikimiz sadece Cumhurbaşkanı yardımcısı olalım. Diğerleri milletvekili olsun diye. Ama Bari Mincel'in de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak 8. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak denkleme girmesinin de ...orada bir başka huzursuzluğa yol açacağı belli. Yani öyle bir tarafı da söz konusu. Benim kanaatim yani bu işlerde çok geç kaldılar. Hı hı. E zaten görüş ayrılıkları bir türlü yani bir senkronize hali gelmedi, gelmiyor. E burada da yani en fazla Muharrem İnce çekilebilir adaylıktan. Çekilmesi de Kılıçdaroğlu lehine bir çekilme durumu söz konusu olabilir. Ve bu anlamda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet cephesine bir avantaj sağlayabilir ama orası da flu yani şu anda e, henüz netleşen bir durum söz konusu değil sadece gel diyor gel konuşalım müzakere edelim belki o da bir taktiktir yani e, eğer gerçekten hiçbir şekilde niyeti çekilmek değilse Muharrem İnce'nin e, burada da geldik görüştük ama anlaşamadık e, diye kendini haklı çıkartan yeni bir söylemle yoluna da devam edebilir o ihtimal de bana göre açık durumda